İşte herkesi korkutan Hilal Hanım. Ben demedim, Tolga Han Bey söyledi. Hilal Hanım'dan korkuyorum dedi. Hayır, bir de başına neler gelmiş. 8 bin lirin üzerine çıkacakken 6 bin lira gerilemiş. Hilal Hanım'dan korkuyorum. Korkacak yer mi kaldı ha? Değil mi efendim? Yok vallahi totem falan yapmadım. Yani inşallah bilir diye dua ettim ama. İşte yapmamış halinizden bile korkuyorlar. Bir de yapsanız neler olacak kim bilir. Ama siz sıkı takipçimizsiniz. Evet. Yani hani programın girdisini çıktısını gayet iyi biliyorsunuz inşallah. Onu fark ettim hakikaten. Evet, çok meraklıyım, çok seviyorum. Peki etrafınızdaki insanları da zorla izlettiriyor musunuz yarışmayı? Gayret ediyorum ara sıra. Efendim sonra bize mektup gönderiyorlar biliyor musunuz? Ya sizinkiler mi bilmiyorum ama genellikle evde bir kişi izleyip diğerlerine de tahakküm uyguluyormuş. Valla böyle mektuplar alıyoruz. Yapmayın yok, öyle. Yok yani yakınlarım arasında ünlü benim bu merakım, evet. O zaman yüksek puanlar da bekliyorlardı. Ya bir kaza bela olmazsa, heyecana kurban gitmezse. Tamam, karamsar bakmayın o kadar. Güzel zaman geçireceğiz ama önce biraz kendinizi anlatın isterim. Neler yapıyorsunuz? Ne yapayım? Eczacıyım. Başka neler yaparsınız? Bulmacaya zaman ayırırsınız mesela. İlkokul öğretmenime borçluyum, bulmaca merakım. Ne yani güzel. İlkokul 3'ten beri bulmaca çözerim. Çok güzel. Kitap okumayı severim. Amatör tiyatroyla uğraşıyorum. Eczacı odasının ekibinde. Çok güzel. O da mı uzun zamandır süren bir uğraş? 4-5 yıldır. Ha, pek hoş. Doğa yürüyüşlerini çok severim. Yani birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Evet. Pratiğiniz sağlam. Ben de yarışmacı olsam ben de korkarım sizden. Teşekkür ederim. Dur bakalım, şimdi onu gerçeğe çevirelim. Bakalım. Sizden sonrakiler daha çok korksunlar. Yani. Hadi hayırlısı. Bakalım. İlk soru. İnşallah. Ortak konudan geliyor. Ne demiştik? İlk sorularımız bir meyve. Görelim bakalım. Kolay da bir şey. Adını ana vatanı Yeni Zelanda olan bir kuşla paylaşan C vitamini deposu meyve. Kivi. Kivi. 400 puan değerinde güzel başladık. İkincisinde de aynı hızı göstereceğine eminim Hilal Hanım'ın. Çünkü bu Fransızca kökenli kelime bulmacalarda da sıklıkla sorulur efendim. Gelsin de bir görün. Diyor ki ekonomide pay. Üleş. Fransızca kökenli demiştim. Pay derken mesela kar payı gibi düşünün. Kar payı yerine de kullanılır çokça. Kar. Harf alalım mı? Alalım bir. Aldık bir tane. J ile bitiyormuş. Marj. Bu. Marj. 300 puan daha 700 oldu kasa. Eski bir söz fakat eskimiş bir söz değil. Hepimizin bildiği bir kelime. İlk 5 harfli cevabınız kendisi. Şöyle soru verdik. Ülke, memleket, bu anlamda eski bir söz. Diyar. Diyar. 500 puan daha. 1200. Hızlısınız maşallah, ben de size ayak uydurayım. Buyurun, yenisi geliyor. 5 harfli cevaplar bitiyor. Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları terbiye de diyebiliriz. Görgü. Ne dersiniz? Görgü. Alkış zaten önden geldi. O kadar korkutmuşsunuz ki önden alkışlıyorlar. Doğru mu yanlış mı fark etmeden. Hadi gelsin yenisi. Eski çağlardan beri söylene gelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye. Efsane. Efsane. 600 puan daha. 2300 kasa. Bir tanecik harf aldık marjda. O da nazar değmesin diye. Buyurun efendim, 6 harfli cevaplar bitiyor. Ve diyor ki mecazi anlamda neşesiz, keyifsiz, sessiz, hareketsiz. Hareketsizin altını çizmek istiyorum. Durgun. Dersiniz ki durgun. Durgun. O da size 600 puan kazandırır. Vallahi ne güzel geldik. Ne güzel geldik. Dilimizi ısıralım. Birkaç defa ısıralım ama yarısını bitirdik. Maşallah. Daha doğrusu bu soruyla bitireceğiz. Halen ilk dakikanın içerisindeyiz. Takılırsanız herhangi bir soruda durup biraz nefes alınız. Buyurun. Eki ile birlikte 7 harfli eğilimi olan, ilgili, gönül vermiş anlamlarında bir sözcük bu. Meyilli. Meyilli. 700. Bu da mesela eski bir tabirdir. Ama kullanılır yani. O çok da unutulmuş tabirlerden değildir. Görelim. Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti, tam karşılığı o. Rivayet. Rivayet ya da. Harf istedik. Harf istedik biz. Öyle bir rivayet. Tevatür. Tevatür. Biraz korkmuştum ama tedavisini kendi içinde yaptınız. Hepimizi rahatlattınız. 8 harfli cevaplar efendim. Çok basit şeyler. El feneri gibi araçlarda kullanılan küçük, ince, uzun batarya. El fenerinde daha büyükleri de kullanılır. Bu daha çok ne diyeyim size?
Kalempil. Bir şey demeyeyim. Siz bulmuşsunuz zaten. Tek kelime. Bitiriyor 8 harfli cevapları bu kelime. Görelim efendim. Bazı taşıtlarda tekerleğin üst tarafını örterek siperlik görevi gören parçadır. Tıpkı siperlik gibi bir ek almıştır sonuna. Çamurluk. Çamurluk. Bilmiyorum, siz söyleyin. Çamurluk. 8 harfli mi çamurluk? Evet. Saymış da. 5800. 4 tanecik kaldı. 2,5 dakika var halen. Çok çabuk geçti. Hızlı geçti vallahi. Çok hızlısınız maşallah. 12 senedir bu hız için bekliyorsunuz. Tamam, dilimi ısırıyorum, ısırıyorum. Yara yaptım dilimi ısırmaktan. Buyurun yenisi gelsin. Çok kolay soru bu Hilal Hanım. Bunu hayatta kaçırmazsınız. Saç, bitki örtüsü gibi şeyler için bol ve güçlü duruma gelmek. Gürleşmek. Gürleşmek. 900 puan daha. Kasa oldu 6700. Rakiplerinizin avuçları ağrıdı sizi alkışlamaktan efendim. Ama yılmayın. Lütfen yılmayın. 3 tanecik soru kaldı. Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi. Ki İngilizce kökenli bir kelime. Finansman olabilir mi? Finansman. Oldu mu? Finansman. Buldular, sığdırdılar. 900 puanı da kasaya gönderdiler. 2 tane soru kaldı. Şu anda 7600 puandayız. Şu anda kazandığımız puanın üzerine yatabilecek durumdayız. Ama öyle bir şey yapmayız. 2 dakikadan fazla da süreniz var. 2000 puan daha ekleyelim. 9600'e bağlayalım bu işi. Sonrasını da rakipleriniz düşünsün. Buyurun efendim. Saldıracağı kimseye görünmemek için bir yerde gizlenip beklemek. 2 kelimedir. Siper almak. Pusuya yatmak. Ha gayret. Ha gayret. 10 harfli yapın bana onu. Pusu. Pusu da. Bulursunuz. Hiçbir sıkıntı yok. İlk kelimeyi buldunuz zaten. 1,5 dakikamız var. 6 harfli bir başka fiil arıyorsunuz. Pusu tutmak. Tutmak değil. Pusu. Pusu yatmak. Pusu kurmak. Pusu kurmak. Pusu kurmak 1000 puan değerinde. Yoruldular, yoruldular. Alkışın şiddeti düştü vallahi. Bir harf alırsınız diye bekliyorlardı. Onu da almayınca iyice hevesleri kaçtı. Bakalım şunu da atlatırsak. Keyfiniz yerinizde ama vallahi öyle. Buyurun. Sur'da denen mimari yapıdır efendim. 2 kelime. Sur, hisar. Sakin. 2 kelime. Oralarda gezinin doğrusunu bulacaksınız. 2 kelime. Sur. Hisar. Belli bir kısmı. Hisar'ın da, kermenin de, kermen. Bulmacalarda sorulur yani. Belli bir kısmı. Belli bir mimari yapısı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Canımız sağ olsun, bir şey olmaz. 9500 yaparız. D harfi oldukça kritik bir yerden geldi. 2 kelime olduğunu söylemiştim efendim. Beden de derler. Sur da derler. Kale. Evet. Kale direği. Direği mi? Kale. Futboldu o kale direği. Kale. Kale duvarı. Nedir? Kale duvarı. Kale duvarı 900 puan değerinde. Son iki soruda rakiplerinizin yüreğine biraz su mu serpmek istediniz? Çünkü aynı ritimle sürdürseydiniz efendim 9600 puanla bitiriyorduk. 9600'ün üzerine de 2 dakika arttırıyorduk. Tadından yenmezdi. Şimdi 3 harf alma hakkı bıraktınız rakiplerinize. Üzerine de 32 saniye arttıracaklar. Yapabilirler mi sizce? Yaparlar. Emin misiniz? Eminim yaparlar. Hilal Hanım sizden emin. Siz de ona bir alkış verin.